Arkadaşlar sizlere çok önemli bir duyuru yapacağım. Abonelerimizin birbirleriyle yardımlaşabilmesi adına şöyle bir sistem kurmaya karar verdik. Kullandığınız düşük riskli ve gelir getiren alım satım stratejilerinizi kryptonmarketim.gmail.com adresine gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bizler de buradaki sizlerin gönderdiği stratejileri backtest yaparak olumlu bir şekilde çalışması halinde videoya çekerek kanala yükleyeceğiz arkadaşlar. Şunun altını çizmem gerekirse kendi stratejinizi paylaştığınızda Stratejinizin çalışmasında herhangi bir sorun olmayacak çünkü ben kendim paylaştım arkadaşlar katıl butonunda ve hiçbir şekilde bir zarar görmedim. Stratejim hala mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar ve çok güzel de karlar ediyorum. Bu yüzden arkadaşlar sizlerden de bunu rica ediyorum. Kendi gelir getiren Güzel, risksiz stratejilerinizi cryptonmarketing@gmail.com mail adresimize göndermenizi sizlerden rica ediyorum. Görseller ve yazıyla bizlere aktarabilirsiniz. Bizler de ekip olarak bunları kontrol edeceğiz ve videolarını yapacağız arkadaşlar ve izleyicilerimizle paylaşacağız. Neden böyle bir şey yapmaya karar verdik arkadaşlar? Birincisi Yorumlar kısmında birbirlerine yardım eden birçok insan gördüm ve birçok kişi de kendi stratejilerini geliştirmeye yavaş yavaş başladılar. Bildiğiniz gibi biz kanalı insanlar kendi stratejilerini geliştirebilsin diye açtık arkadaşlar. Ve istediğimiz verimi de aldık. Gayet güzel bir şekilde çoğu kişi şu an çok güzel şekilde trade'lerini yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden kendi elde ettiğiniz stratejilerinizi bize gönderin. Biz analizini yapalım, kontrollerini, backtestlerini yapalım arkadaşlar ve ailemize paylaşalım. Hep beraber herkes faydalansın arkadaşlar. El ele hep beraber kripton gezegeni olarak kripton gezegeninin sahibi ben değilim arkadaşlar sizlersiniz. Bu kanal hepimizin arkadaşlar. Bu yüzden ben bu kanaldaki herkesin kazanmasını istiyorum. Kesinlikle bakın bunu her zaman söylüyorum. Zaten paylaştığımız stratejilerde kesinlikle mükemmel stratejiler ve bu stratejilerin arasına sizlerin de stratejilerinden paylaşmak isteriz arkadaşlar. Bu şekilde kendi alım satım taktiklerinizi bizlere ileterek bu büyük aileye fayda da bulunabilirsiniz arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum hem Kripton ailesi adına hem de kendim adına arkadaşlar böyle bir iyiliğe ön ayak olduğunuz için bunu yapan birkaç izleyicimiz vardı arkadaşlar bunu da belirtmek isterim kendi stratejilerini bizlerle paylaştılar ve kanalda yayınlanmasını istediler bu da bizlerin çok hoşuna gitti gerçekten de bizler de arkadaşlar böyle bir sistem kurmaya karar verdik hem kendi stratejilerimizi paylaşacağız hem de sizden gelen stratejileri paylaşacağız arkadaşlar hep birlikte çok güçlü ve kazanan bir aile olacağız arkadaşlar. Mesela şimdiki videomuz bunlardan bir tanesi. Değerli izleyicilerimizden bir tanesi kendi stratejisini bizlerle paylaştı arkadaşlar. Bizler de bunun videosunu yapacağız. Şimdi gerçekten de çok güzel çalıştığını sizler de göreceksiniz. Resmen arkadaşlar yani bu benim gözümde çok önemli bir şey. Yani kendi emek verip elde ettiği bir şeyin bu şekilde sosyal medyada paylaşılması gerçekten arkadaşlar benim gözümde çok değerli bir şey. Kendi yani önem verdiği bir şeyi başkalarıyla paylaşmak gerçekten bu dünyadaki yani çok özel bir şeydir arkadaşlar. Yani benim gözümde gerçekten çok değerlidir. Bunu yapan izleyicilerimiz dediğim gibi çok var arkadaşlar. Ben de bu şekilde bir uygulama başlatmaya karar verdim ve hep beraber beraber kazanmamız için ben de çok güzel bir şekilde buradaki sizin stratejilerinizin videosunu kanala aktaracağım arkadaşlar ve hep beraber çok güçlü bir aile olacağımızdan da eminim. Bugünkü stratejimizde gerçekten çok güzel bir stratejiden bahsedeceğiz. Kesinlikle çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Kendime backtestlerimi yaptım, denemelerimi yaptım ve müthiş bir şekilde çalıştığını gördüm. Buradan stratejiyi kullanan arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Yine sizlere şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalın hakkımda kısmındaki sosyal medya adreslerinden başka herhangi bir sosyal medya adresimiz bulunmuyordur arkadaşlar. Ve kesinlikle kripto on sizden hiçbir yerde para, token vesaire hiçbir şey istemez arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi ücretli olan tek şey Kripton gezegenindeki katıl butonunda paylaşılan kendi stratejilerimiz zaten iki tane var. Birincisinde arkadaşlar 60 TL'lik kendi stratejimiz, normal olan stratejimiz. İkincisi de arkadaşlar 150 TL karşılığında kaldıraçlı işlem stratejimiz arkadaşlar. Bir de kanala teşekkür etmek isteyen izleyicilerimiz için kanala destek ve teşekkür bölümü koyduk. Sadece katıl bölümünden üyelik alabiliyorsunuz. Başka herhangi bir şekilde asla sizlerden para talep etmez. Kripto gezegeni bunu kesinlikle bilin arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu mükemmel stratejimizi kontrol edelim. Nasıl çalışıyor hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Sizlere de nasıl çalıştığını çok güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdiden arkadaşlar Bol kazançlar diliyorum. iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar yani hatalı sinyalini bulamıyoruz. Hani resmen bir tane göstermek istiyorum. Bir hata yok mu? Yani gerçekten de müthiş bir sistem. Yani inanılmaz bir sistemle karşı karşıyayız arkadaşlar. <laughs> Kripto gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar şimdi indikatörlerimizin kurulumlarını hemen yapalım. Burayı kesinlikle çok dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Öncelikle buradaki indikatörlerimizi kapatalım arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar öncelikle TradingView üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buradan arama kısmına buraya Bollinger bandları yazıyoruz. Şöyle yazalım. Bollinger bantları bakın buradan hemen karşınıza çıktı. Zaten favoriler bölümüne de eklemişim arkadaşlar. Buradan sonrasında kapatıyoruz ve Bollinger bandımız zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Gerçekten de harika bir indikatördür ve bizlerin çok çok işine yarayan bir indikatördür arkadaşlar. Şimdi ikinci indikatörümüzden bahsedelim hemen. İkinci indikatörümüz gerçekten çok önemli. MACD indikatörü ile birebir karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. MACD indikatörüne göre daha iyi sinyaller veriyor diyebiliriz. Bakın arkadaşlar buradan göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buraya arama bölümüne Normalize et. MACD yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde aynen. Bakın favorileri zaten eklemişim. Topluluk komut dosyaları bölümünde yer alıyor arkadaşlar ve buradan bu şekilde tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ayarlarından zaten detaylı olarak bahsedeceğiz. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza sade bir şekilde ekranımız çıktı. Buradan Alttaki indikatörümüzü MACD olarak kullanacağız ve kesişimlerini kovalayacağız arkadaşlar. Kesişimleri nasıl kovalıyoruz? Zaten bundan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle arkadaşlar bollinger bantlarımızın ayarlarını yapalım. Şuradan arkadaşlar bollinger bandımızın hemen sağ tarafından ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve burada karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bakın görünürlük bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Tamamıyla aynı kalıyor. Sonrasında girdiler bölümü yine aynı şekilde kalıyor. 20'ye 2 orijinal şeklinde kalıyor. Sonrasında yine stil bölümüne geldiğimizde burada birkaç ayarlama yapabiliriz. Burada arkadaşlar buradaki öncelikle arka planı kapatabiliriz. Sonrasında alt bandın fiyat çizgisini açabiliriz tam olarak net olarak görmemiz için aynı şekilde diğer bantlarında fiyat çizgilerini açabiliriz arkadaşlar. Diğer ayar değişiklikleri sizlere kalmış. Tamamıyla renklerini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ve sonrasında ilk indikatörümüzün ayarlarını tamamıyla yaptık arkadaşlar. Bakın tamamıyla aynı şekilde olmasını sizlerden rica ediyorum. Sonrasında diğer indikatörümüzün ayarlarına geçtiğimizde yine Aynı şekilde burası kalıyor. Burada kesinlikle herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Tamamıyla bu şekilde varsayılan ayarlarında kalıyor arkadaşlar. Sonrasında yine gönüllülük bölümü aynı şekilde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde burada birkaç görsel ayar yapabiliriz arkadaşlar. Buradan sadece buradaki saydamlıkları arttırabiliriz. Daha iyi bir görsel görebilmek için arkadaşlar. Ancak buradaki çizgilerimiz de kırmızı olduğu için bu şekilde saydamlıklarını da elbette azaltabiliriz. Yani buradaki tek yapmamız gereken görsel olarak kendimize göre ayarlamalar yapmamız. Sonrasında başka bir ayar yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz. Yani tamamıyla aslında iki indikatörümüz de aynı kalıyor. Sadece stil bölümlerinde birkaç ayarlama yapıyoruz ve sonrasında indikatör sistemimizi uygulamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı kesinlikle çok iyi dinleyelim. Burası gerçekten çok önemli çünkü alım sinyallerini nasıl alırız, grafiklerde nasıl yükselişi tespit ederiz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar Bollinger bandımızı bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir Bollinger bandımız var. Tamamıyla şu şekilde bakın aşağı doğru gitti gitti. Bakın görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru gidiyor. Seyrediyor aşağı doğru. Ve bakın şuradaki noktada şöyle ekranımızı da büyütelim. Şuradaki noktada görmüş olduğunuz gibi Bollinger bandımızın altında mumunu kapattı. Bakın bizlere bu birinci sinyaldi. Yani Bollinger bandının altında kapanan ilk mum bizlere ilk sinyali verir. Hemen şuradan yazalım arkadaşlar. Kesinlikle bunu çok iyi anlamalıyız çünkü. Bollinger bandının altında kapanan ilk mumdan sinyal gelir. Bu bizler için ilk önemli kural arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi burada aşağılarda mumlarımız seyretmeye başlıyor. Bakın aynen bu şekilde bir görsel gördük. Sonrasında bakın aşağılarda devam ediyor. Devam ediyor bu şekilde bakın devam ediyor. Ve burada hemen gözlerimizi aşağıya doğru veriyoruz. Bakın hemen aşağı doğru veriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çizgi var. Yani tam ortada bir çizgi var. Bakın şuradaki buradaki çizgi sıfır çizgisi diyoruz arkadaşlar. Buradaki çizgiyi iyi bir şekilde görebilmek için de buradan şunu arkadaşlar, yani bakın sıfır yazıyor buradan da. Bunu isterseniz bu şekilde beyaz yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi bir görsel olarak bunu görmeniz için şu şekilde çizgi haline getirebilirsiniz. Sonrasında tamamı bastık. Burada bizim için önemli olan sarı ve kırmızı çizginin burada aşağıda seyrediyor olması, aşağıda derken sıfır çizgisinin altında seyrediyor olması. Bakın arkadaşlar aşağı doğru inmiş ve aşağıda seyretmeye başlamış. İkinci koşulumuz da tamamlanmak üzere. Bakın burada. Tamamıyla ilk koşulumuz tamamdır. Yani bakın buradaki çizgiye dokunarak bu şekilde devam ediyorlar arkadaşlar. Ve aşağısında veya değmiş bir şekilde bakın devam ediyorlar. Aşağısında bu şekilde devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada altında mum kapatıyor ve bakın buralarda bir altında mum kapattığında aşağıdaki indikatörümüzü kontrol ediyoruz hemen. Şöyle büyütelim arkadaşlar bakın. Burada iki çizgimizde bakın burada resmen eksi 1 yani zaten eksi 1'den daha da aşağı gidemiyor. Eksi 1'e bu şekilde yapışmış ve Bakın şuradaki noktada tam olarak şuradaki noktada bir görsel olarak bakın bunu göreceksiniz şimdi kestini göreceksiniz bakın şuradaki noktada İyi bir zoom yapmamız gerekiyor tabii ki bunun için. Şuradaki noktada bakın bir kesişim görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde bizlere bir kesişim sinyali vermiş. Sonrasında arkadaşlar burada mükemmel bir yükseliş sinyali almışız arkadaşlar. Ek olarak burada bir dojimum belirdi. Dojimum da nedir arkadaşlar her zaman? Trend değişimlerinin sinyallerini verir. Zaten bunu birçok videomda söylüyorum. Trend değişimi sinyali vermiş. Zaten burada bizlere ek bir teyit vermiş. Yani bunu da belirtmek isterim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru yönünü verdiğini görüyoruz. Buradaki stratejimizde buradaki aşağıda. Seyreden mumlardan sonra MACD'den sonra bu kesişimin gelmesi bizlere çok güzel bir sinyal verecektir. Ancak Doji mum da varsa daha da iyi bir sinyal verir ve burada bizim için ilk hedef, ilk hedef orta band, ikinci hedef de üst banttır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten de çok güzel bir şekilde yukarı seyrettiğini görüyoruz. Burada önemli bir püf nokta var. Bazen bu üst banda değmeyebiliyor. Yani bakın şu şekilde olabiliyor. Buradan sinyalimizi tespit ettik. Tam olarak burada bir çok güzel bir sinyal aldık. Sonrasında bakın yukarı doğru gidiyor, 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 gidiyor. Ve sonrasında buradan bu şekilde tam olarak üstte değmeden yani üstte mum kapatmadan yönünü aşağı doğru veriyor. Bu yüzden arkadaşlar biz burada ne yapmalıyız? Her zaman mesela çıkış noktamızı Bollinger'ın üst bandı olarak hedefliyorsak üst bandın bir tık altına satış emrimizi koymalıyız arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada orta bandı hedefliyorsak yine bir tık altına satış hedefimizi yerleştirmeliyiz arkadaşlar. Bu gerçekten de bizler için çok önemli bir nokta. Burada orijinal MACD indikatörümüzü açtığımızda kesişimin buradaki mumda gelmiş olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki indikatörümüzden kontrollerimizi yaptığımızda ise kesişimin şuradaki noktada gelmiş olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar yani ne kadar da iyi bir sinyal vermiş değil mi? Gerçekten de harika bir sinyal vermiş. Buradaki görmüş olduğunuz gibi bakalım kaç mum? 1, 2 3 mum sonra sinyal veriyor bakın. 3 mum çok önemli bir sinyaldir. 3 mum demek gerçekten de 1 dakikalık grafiklerde özellikle çok önemlidir. 3 mum sonra MACD'den sinyal almışız. Buradaki MACD indikatörümüzden ise 3 mum önce bakın sinyal almışız orijinal MACD indikatörümüzden. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada çok güzel bir sinyal veriyor bizlere. Şöyle biraz geri gidelim. Bir tane daha örnek arayalım arkadaşlar. Şunu şöyle ortaya koyalım bir önce. Bir tane daha örnek arayalım. Bakalım neler yapmış. Şuradan mesela bir kesişim sinyali var mı arkadaşlar? Evet bakın görmüş olduğunuz gibi çok pardon, üstüne götürdüm yanlışlıkla. Şöyle hemen büyütelim. Burada bizlere evet güzel bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim şuradan. Hatta burada gerçekten de tam güzel bir sinyal verdiğini burada görüyoruz. Şöyle bir zoom yapalım arkadaşlar şöyle. Burada ne olmuş? Bakalım. Biz tamamıyla burada zoom yaptık yani. Tamamıyla e, detaylı olarak göreceğiz. Bakın sıfırın altında mı ilk olarak buna bakıyoruz. Evet. Şimdi burada bakın mum kapatmış. Tamam. Bollinger bandının alt çizgisinin, alt mavi çizgisinin altında seyreden bir mum. Tamam, çok güzel. İlk sinyalimizi buradan aldık. Sonrasında devam ettiğimizde bir yerden kesişim bekliyoruz ve burada kesişimimiz nerede geliyor arkadaşlar? Bakalım şöyle bir. Şuradaki noktalarda evet bakalım arkadaşlar şöyle. Aynen. Tam buradaki noktada Kesişimimiz geliyor. Şuradan da hemen detaylı olarak kontrol edelim. Çünkü bakın burada çok yakın olarak görünüyor. Yani tamamıyla görmemiz için buradan zoom yapmamız gerekebilir. Bakın arkadaşlar tam olarak burada bir kesişim sinyali vermiş bizlere. Yani hangi mumda vermiş burada kesişim sinyalini bizlere? Tam olarak buradaki mumda bizlere çok güzel bir kesişim sinyali vermiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi yine sonrasında bir yükseliş yapmış. Bakın yukarı doğru bir yükseliş yapmış olduğunu görüyoruz. Sonrasında orta banda değdikten sonra aşağı doğru bir fitil atıp sonrasında toplayarak mum kapattıktan sonra yine üst bandı gördüğünü hatta üst bandı delip geçerek daha da yukarıya doğru ilerlediğini görmekteyiz arkadaşlar gerçekten de burada çok güzel bir sinyal vermiş bizlere. Burada %1 stop koyularak stop yükseltme taktiğimizle ilerleyebiliriz. Stop nasıl yükseltiriz? Şimdi arkadaşlar diyelim ki %1'lik bir stop koyduk. Bunu stop olarak değerlendirelim. Sonrasında bakın buraya kadar yükseldikten sonra hemen stopumuzu yükseltiyoruz. Sonrasında buraya kadar yükseldi. Yine biraz daha yükseltiyoruz. Stopumuzu aynı şekilde bu şekilde yükselte yükselte buradaki yükselişi takip edebiliriz. Ta ki stopumuz patlayana kadar veya biz yeterli seviyeye ulaştık diyene kadar bu önemli bizler için tabii ki de. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde devam ediyor diyelim ki mesela biz buraya kadar stopumuzu yükselttiysek en güzel şekilde verimimizi almış olduk. Ancak Az önce yine belirttiğim gibi orta bantta veya üst bantta da çıkılabilir arkadaşlar. Çünkü hedefimiz ilk olarak orta, ikinci olarak da üst banttır. Bunu da belirtmek isterim. Bir de arkadaşlar herhangi bir altcoin'de incelemelerimizi yapalım. Bakalım hatalı bir sinyal vermiş mi? Verdiyse nasıl bir hatalı sinyal vermiş ve bu hatalı sinyali nasıl öngörebiliriz? Bundan bahsedelim. Bakalım arkadaşlar şöyle herhangi bir tanesine tıklayacağım. Bir tanesini tıkladık. Near USDT çıktı. Karşımıza şöyle bir düzenleyelim. Aslında şurada bir sinyal var gibi duruyor. Bakalım Evet arkadaşlar şuradan gerçekten de bakın yine çalıştığını görüyoruz. Çok güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bakın aşağı doğru gelmiş. Şurada mum kapatmış aşağısında ve sonrasında bakın ilerlemiş, 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 bayağı da bir ilerlemiş ve sonrasında buradan bir eksi bir sayısına yapıştığını görüyoruz. Bunu da nereden görüyoruz? Bakın şurayı takip edelim arkadaşlar sizlere zahmet. Şuradan bakın eksi bire geldi kırmızı, yeşile hiç bakmıyoruz zaten. Sadece kırmızıyla sarıya bakıyoruz. Bakın eksi bir, ikisi de eksi bir. Yani burada zaten dibin dibinde hani zaten aşağı gideceği bir yer yok. Hani başka bir seviye yok. Burası zaten hani uzay boşluğu gibi. Hani çünkü buradan aşağı zaten gidemiyor ve bakın devam ediyor, devam ediyor. Tamamıyla eksi bir bu şekilde devam ediyor ve ta ki buradaki kesişim gelene kadar pat bakın. Nerede? Tam buradaki mumda bizlere bir sinyal veriyor. Bakın bizlere bir sinyal veriyor. Eksi 0.987 eksi 0.987 0.997 yani burada yukarı doğru yani sıfır çizgisine doğru yaklaşan çizgimiz kırmızı yani daha da büyük olduğu için sıfır çizgisine yakın olduğu için eksilen bu yüzden bakın kesişimini yukarıya doğru yapıyor buradaki mumuzda ve tam olarak bakın tam olarak şuradaki mum da bizlere bir al sinyali vermiş olduğunu görüyoruz. Burada üst bandı görmüyor ancak bakın orta bandı güzel bir şekilde gördüğünü görüyoruz. Ve genel olarak biz şunu tespit ettik kontrol ettiğimizde. Bakın orta banddan sonra genel olarak bir düzeltme oluyor ve bakın sonrasında yukarıyı deniyor. Üst bandı görmek istemiş ancak sonrasında arda arda gelen satışlar buna izin vermemiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada da orta bandın iyi çalışmış olduğunu görüyoruz. Şurada da bir görsel gördük galiba. Bakın aşağıda kapanan bir mum, görmüş olduğunuz gibi aşağıda kapanan bir mum. Sonrasında yine aşağıda kapanan bir mum. Daha ve sonrasında şuradan bir kesişim görüyoruz. Yine çok güzel bir noktada bizlere bir sinyal vermiş. Buradaki mumda kapanışta elbette bakın çok önemli mum kapanışında bizlere bir sinyal vermiş ve sonrasında buradan orta banttan sonra yukarıya değmiş olduğunu ve ufak düzeltmelerle yönünü müthiş bir şekilde yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın gerçekten de bizlere harika bir sinyal vermiş burada. Tamamıyla üst banda değmekle kalmamış inanılmaz bir şekilde yukarıya doğru seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada gerçekten de al sinyalimizin ne kadar başarılı olduğunu sizler de görüyorsunuz gerçekten inanılmaz bir sinyal veriyor bizlere. Hele ki şuradaki aşağıda eksi 1'e yapışması gerçekten çok önemli bir sinyaldir arkadaşlar. Bunu ben bir indikatörde daha görüyorum. Yani aşağısı olmadığı için hani zaten dibin dibinde ve biz bu kesişimi bekliyoruz. Ve sonrasında kesişimden sonra böyle bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir yükselişi yapan bir indikatör daha biliyorum. Şöyle arkadaşlar stokastik RSI yazdığımızda şöyle... Hemen bunu bakın 3 3 8 10 yaptığımızda arkadaşlar ve sonrasında burayı 0 ve 100 yaptığımızda arkadaşlar 100 ve 0 yaptığımızda bakın aşağıda sıfırlanma olayı bakın buradaki indikatörümüzde de mevcut olduğunu görüyorsunuz. Bakın şuraya bakalım. Zaten birçok videomda bundan bahsettim. Buradaki bu 3 3 8 10 ve 100 sıfır ayarını arkadaşlar ben kendim buldum ve gerçekten buradaki ayarları bulana kadar en az iki ayım gitmiştir çok rahat bir şekilde söylüyorum bunu sizlere aynen buradaki normalize etmekti diyindi indikatörümüzde tamamıyla buradaki gibi arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi burada da bir sıfırlanma oluyor ve bakın şuraya bakalım size zahmet sıfırlamadan sonra bakın ilk kez şimdi görmüş olduğunuz gibi buradaki yükselişi buradaki indikatörümüzde ön görüyor bu yüzden arkadaşlar dilerseniz buradaki sisteme bu indikatörü de ekleyebilir ve gerçekten mükemmel bakın mükemmel altın istiyorum mükemmel bir sistem oluşturabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim ve arkadaşlar buradaki mükemmel yükselişleri ön görebilirsiniz buradaki sistemimiz sayesinde. Peki arkadaşlar düşüş sinyallerinde başarılı olduğunu görecek miyiz? Hemen bir tane coin de test edelim. Hacimli bir coin olmasını istiyorum. Ada USDT'de kontrollerimizi yapalım arkadaşlar bakalım neler yapmış burada. Şuradan mesela bizlere iyi bir sinyal vermiş mi? Bakın üstte kapanmış ve sonrasında bir kesişim görecek miyiz? Burada uzun bir süreye bakın yukarı doğru yönünü verdikten sonra aşağı doğru çok uzun bir süre sonra yönünü çevirdiğini görüyoruz. Yani bakın burada aslında birkaç kere kesişim olmuş. Bakın kırmızı çizgiyi burada baz oluyoruz. Yani kırmızı çizginin sarı çizgiyi kesip kesmediğini burada baz aldığımız için bakın burada bir sinyal alıyor muyuz? Burada bir sinyal almamışız. Yani alsak da burada çok işimize yaramamış gerçekten de. Çünkü üstte mum kapattığını burada görüyoruz ve burada bir sıfırlanmadan sonra bir kesişim görüyoruz. Bakın buradaki noktada ama yönünü aşağı doğru vermemiş. Bakalım çalıştığı noktalar var mı? Burada bu arada bakın yine aşağıdaki alım sinyalimizin gerçekten de harika bir şekilde yine çalıştığını görüyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Ek olarak arkadaşlar buradaki sistemde al sinyalinden ilerliyoruz. Yani biz genel olarak kontrollerimizi al sinyali üzerinden yaptık ve al sinyallerinde gerçekten çok başarılı olduğunu gördük. Ancak düşüş sinyallerinde çok fazla Sinyaller vermediğini gördük. Ancak ben yine de bunu sizlere göstereceğim. Bakalım şöyle arkadaşlar. Yine buradaki aşağıda mum kapatmalardan sonra Bollinger Band'ın bakın aşağısına değmelerden sonraki yükseliş sinyalinden sonra yine yükseliş yaptığını görüyoruz. Bakalım şöyle bir. Burada yine bir kesişim olmuş. Ancak bakın buradaki sıfır çizgisinin altında bir kesişim olmuş. Üstünde bir kesişim olması gerekiyor bizler için. Bizlerin bir düşüş sinyali alması için. Bu yüzden burada iyi bir sinyal almamışız. Yine devam edelim şöyle bir. Devam edelim. Bakalım şurada mesela şöyle bir kontrol edelim. Aşağısında mı kesmiş? Yine aşağısında kesmediğini görüyoruz. Yine şuradan bir kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle var mı bir acaba düşüş sinyalimiz? Şöyle bakalım. Şurada bakın güzel bir düşüş sinyali gelmiş aslında. Yakın zamanlarda bakalım. Evet üstünde mum kapatmış. Bakın üstünde mum kapattıktan sonra buradan düzeltme yaptıktan sonraki gelen ilk kesişim bizlere bir düşüş sinyali vermiş ve yönünü bu şekilde aşağı doğru çevirmiş. Bakın burada çalıştığını görüyoruz. Ben burada şunu söyleyeceğim. Ee, düşüş sinyallerini back test yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela hacimli bir coin'i açıp bu şekilde geçmişte vermiş olduğu sinyalleri tek tek kontrol ederek ama bakın burada da düşüş sinyalleri de çalışıyor diyebiliriz. Yani bu şekilde düşüş sinyallerini sizlere bırakıyorum diyebilirim. Biz burada alım sinyallerine biraz odağımızı vereceğiz. Bakalım şurada son olarak bir örnek gördüm galiba. Şuradan bir kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. Şuradan baktık aşağısında bakın seyrediyor mu? Buralarda bir sinyal almamışız. Sonrasında buradaki mumda bir düşüş sinyali bizlere vermiş. Bakın Bollinger Bandının alt çizgisinde bizlere bir sinyal vermiş ve burada mum kapatmış. Burada ilk indikatörümüzden yani Bollinger Bandımızdan bir sinyal almışız. Çok güzel bir şekilde sinyal almışız. Sonrasında hemen aşağı bakıyoruz bir kesişim var mıdır? Bakıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım şurada galiba bir kesişim var. Aynen öyle arkadaşlar. Burada bir kesişim sinyali aldık ve sonrasında ortabanlı görüyor. Bir düzeltme yaptıktan sonra yine inanılmaz bir şekilde yükselişini yukarıya doğru yapıyor arkadaşlar. Yine burada çok güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz gerçekten de arkadaşlar harika bir sistem olduğunu yine burada gördük. Sinyalleri mükemmel bir şekilde çalışıyor. Sizlerin de bu şekilde güzel stratejileriniz varsa dediğim gibi riptonmarketim.gmail.com mail adresimize mail göndermenizi sizlerden rica ediyorum. Bu şekilde sizlerin de sistemlerini video olarak kanala yükleyeceğiz arkadaşlar. Ve hep birlikte izleyicilerimiz faydalansın, herkes kazansın diyoruz arkadaşlar. Ve buradaki stratejimizin gerçekten de 1 dakikalık grafiklerde çok güzel çalıştığını görüyoruz. 1 dakikalık grafiklerde olmasının altını çiziyorum arkadaşlar bakın. Buralar çok önemli bu yüzden videoları atlamamanızı sizlere söylüyorum. Bakın burada verdiğim bilgi sadece 10 saniye sürüyor. Yani 1 dakikalık grafiklerde uygulamayı izliyorum. Ancak gerçekten de hayati bir bilgi arkadaşlar. Ben 1 dakikalık grafiklerde genelde backtest yaptım ve zaten aldığımız bilgi de bu yöndeydi. 1 dakikalık grafiklerde çok güzel çalıştığı yöndeydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bizlere çok güzel sinyaller veriyor. Sizler de dilerseniz hacimli coinlerde backtestleriniz yapabilir ve ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak kesinlikle buradaki ayarlarında her, herhangi bir değişiklik yapmamanızı sizlerden rica ediyorum. Bu şekilde kullanmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerçekten de çok iyi çalıştığını sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz elbette back testlerinizi yapabilir ve ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın grafiklerimize biraz geri gittiğimizde buralarda da çok güzel sinyaller vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın burada hemen orta bandı görüyor. Sonrasında bir düzeltme sonrasında üst bandı görüyor. Ve ardından Yine sizlere bir bilgi vermem gerekirse mum kapanışları her zaman bizler için çok önemlidir arkadaşlar. Mesela çünkü mum kapanmadan bakın buradaki mum buraya kadar geliyor ancak sonrasında bakın buraya kadar düzeliyor. Yani bizim burada mum kapanışı beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilmenizi sizlerden rica ediyorum. Sonrasında bakın aşağı doğru gidiyor. Aşağıda mumlarımız seyrederken bir kesişim oluyor ancak zaten yeterli yükselişi yapmıştı. Bu yüzden bu bizim için iyi bir sinyal değil. Yani mumlarımız aşağıda seyrederken aşağıda bir kesişim görmemiz bizler için çok iyi bir sinyaldir. Ek olarak buradaki eksi 1'e ikisinin de yapışması sarı ve kırmızının eksi bireye yapışması da ve sonrasında bir süre öyle devam ettikten sonra kesişim gelmesi de bizlere çok iyi bir sinyaldir arkadaşlar. Yine devam ettiğimizde bakın aşağıda mum kapatıyor. Kısa bir süre sonra kesişim geldiğinde kesişim bakın burada geliyor. Biraz geç gelmiş ancak yine bizlere güzel bir sinyal vermiş ve mumların bakın çok güzel bir şekilde yukarıya doğru gittiğini hatta bayağı da bir yukarıya gittiğini görüyoruz. Tamamıyla trend yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten sistem çok güzel arkadaşlar. Bakın aynı şekilde burada da bir sinyal aldık. Yine şuraya baktığımızda Burada da aynı şekilde çok güzel bir sinyal aldık. Yani resmen hatalı sinyalini bulamadık arkadaşlar. Bir tane de hatalı sinyalini gösterecektim ancak video içinde bulamadım. Ancak elbette ki vardır. Hatalı sinyal elbette vardır arkadaşlar. Yani şöyle bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar yani hatalı sinyalini bulamıyoruz. Bir tane hatalı sinyal lazım çünkü göstermemiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şuralarda yani burada da zaten geç sinyal vermiş. Hatalı sinyal yok mu arkadaşlar? Burada da bakalım. Orta bandı görmüş. Aşağı doğru yönünü vermiş. Şuradan bakalım bir tane burada da yine aynı şekilde yukarı doğru yönünü vermiş çok güzel bir şekilde arkadaşlar hatalı bir sinyalini şu an göremedik. Ancak yani mesela bakın burada şunu söyleyebilirim sizlere burada mesela yeterli yükselişi yapmış yani orta bandı zaten çok yakın yani bu bizlere iyi bir sinyal vermez. Bakın buralarda bizlere bir sinyal gelirse aşağıdan bu bizlere çok iyi bir sinyal verir bunu da belirtmek isterim. Gerçekten de çok güzel bir strateji arkadaşlar bu stratejiyi çok beğendim gördüğünüz gibi yani sizlerde resmen bir hatalı sinyal bulamadık bir süre boyunca sadece böyle geç sinyaller görebiliyoruz. Yani bu geç sinyaller de zaten hani zaten orta banda yaklaşmış diyeceğiz ve giriş yapmayacağız. Hani bunu belirtmek isterim. Hatalı sinyalleri ön görebilmek adına arkadaşlar düşüş sinyallerinden de kısaca bahsetmek gerekirse düşüş sinyallerinin yükseliş sinyallerine göre daha az güçte olduğunu görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar burada yükseliş sinyallerine daha da odaklanmalıyız. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Gözücüyle Burada hala bir hatalı sinyal arıyorum ancak hala bir hatalı sinyal göremedik bakın. Burada bir kesişim olmuş ancak zaten e, orta bandı değdiği için sonrasında bakın bir düzeltme geliyor. Ve yine üst bandı aslında değiyor. Hatta tam olarak değiyor ve sonrasında yönünü aşağı doğru veriyor. Hedefimiz orta band burada giriş yapmayabilir. Hedefimiz üst band ise de burada elbette giriş sinyali alabiliriz arkadaşlar. Şuraya da bir kontrol edelim bakalım. Bir hata yok mu? Yani gerçekten de müthiş bir sistem. Yani inanılmaz bir sistemle karşı karşıyayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın buralarda bir sinyal alıyoruz ve sonrasında yönüne bakın yukarı doğru veriyor ve orta banda değmiş olduğunu görüyoruz. Yine burada güzel bir sinyal vermiş. Bizler arkadaşlar resmen bir hatalı sinyalini bulamadık. Sistemin çok iyi işlediğini, saat gibi tıkır tıkır işlediğini görüyoruz ve sizlerin kesinlikle çok işinize yarayacağından eminim. Kendi alım satım taktiğini izleyicilerimizle paylaşmak isteyen bu koca yürekli arkadaşımıza da gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle iyi insanlar gerçekten var arkadaşlar. Alım satım taktiklerini ben zaten her zaman bu mantıkla yola çıkmıştım. Yani ben bir taktik biliyorsam bunu herkes bilmeli. Paylaşalım, edelim gibisinden bu mantıkla bu kanalı açtım arkadaşlar ve bu kitleye ulaştım. Sizin gibi değerli bir kitleye ulaştım. Yine arkadaşlar bu düşüncede olan birçok arkadaşımız var. Kendi taktiklerini bu şekilde paylaşmak isteyen arkadaşlarımızı da kryptonmarketim.gmail.com mail adresimize taktiklerini bekliyoruz arkadaşlar. İnceleyerek bu şekilde videolarını yapacağız ve sizin için gece gündüz de çalışacağız. Hep beraber başarılı olacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bizlere bir like'ı çok görmeyin ve kanalımıza, ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.